Alev! Nazmi! Yolumu çevirdi, saldırdı bana! Boşuna konuşma Zeynep! Ben her şeyi biliyorum. Zaten kadınlara inanmazdım. Sana güvenebilirim sanmıştım. Saf ve tertemiz görünmüştün bana. Gene öyleyim Nazmi. Neden böyle konuşuyorsun? Yalan söylediğin için! Bana yalan söyledin, ablana gitmediğini öğrendim. Evet ama doktora gitmiştim. Sana bir müjde verebilmek için çırpınıyorum. Yalan! Sen Mahmud'un kollarına zevkle çırpınmayı tercih edersin. Nazmi! Günaha giriyorsun Nazmi. Karnımda bir bebek taşıyorum şu anda. Senin yavrunu. Hayır! Mahmud'dan pedahladığını bana yamamaya çalışıyorsun. Hayır! Yemin ederim ki hayır! Senin yavrun çocuğumuz! İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Dostunu kurtaracağım. Kurtaracağım ki bana her şeyi açık açık anlasın. Gerçeği söylesin bana. Hiç kımıldamadan yat. Bir doktor ve sedye getirmeliyiz. İnsanı yok. Yalvarırım sana Mahmud. Hiç değilse son nefesinde bir iyilik yap. Allah'ın huzuruna temiz çık. Ne olur doğruyu söyle. Neyi söyleyeyim? Karımla aranda geçenleri. Söyle Mahmud, taşıdığın çocuğun kimden olduğunu söyle. Çocuk mu? Konuş Mahmud. Sen ölürken bari beni alnı karalı bırakma. Doğruyu söyle, Allah rızası için. Dedim ki Allah rızası için. Peki Zeynep. Şimdi ben size yalvarıyorum. Çocuğuma benim adımı koyun. Yalan! Yalan söylüyor! Konuş! Doğruyu söyle! Konuş! Konuş! Ölürken insanlar Tanrı huzurunda yalan söylemezler. O ölerek günahının cezasını çekti. Sen de çekeceksin Zeynep. Lanet ediyorum sana, lanet ediyorum! Nazmi! Yemin ederim ki suçsuzum! Masumum ben, masumum! Seni seviyorum! Seni seviyorum! Çocuk senin, bizim yavrumuz! Nazmi!